Hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Zeynep. Bu videoda sonunda grow light'ları konuşuyoruz. Yani bisküvi büyütme ışıklarını konuşuyoruz. Konuşacağız. Size dün Instagram'dan soru cevap gibi bir şey yaptım ve grow light'lar hakkında en çok merak ettiklerinizi soru kutusuna yazmanızı istedim ve siz de yazdınız. Bugün grow light'lar hakkında 5 soru 5 cevap gibi bir etkinlik yapmayı düşündüm. Çok güzel sorular sordunuz. Böyle gerçekten çok temel ama önemli sorular sordunuz. O yüzden öncelikle sorduğunuz sorular için size teşekkür ediyorum. Buradan en fazla sorulan soruları notlara kaydetmiştim. İlk başta güçlü bir ışık, yani aydınlık olan bir ışık grow light olarak kullanılabilir mi diye bir soru geldi. Kullanılabilir. Ama burada watt önemli değil. Yani iki tane dikkat etmeniz gereken kavram var. Bir watt, bir de kelvin. Grow light olarak kullanılabilmesi için herhangi bir ışığın sizin kelvine dikkat etmeniz gerekiyor. Watt'a değil. Herhangi bir ampul veya herhangi bir ledin veya herhangi bir floresan olabilir bilmiyorum. Bu herhangi kullanacağınız ışığın kelvininin 6000-6500 ve üstü olması gerekiyor ki gün ışığını taklit edebilsin. 6500 ve üzeri olan kelvine sahip olan herhangi bir ışığın üzerinde grow light yazmasına gerek yok. Zaten 6500 ve üzeri ise bilin ki o almak üzere olduğunuz ışık, ampul, led hiç fark etmez. Zaten gün ışığını taklit ediyordur ve siz onu zaten grow light olarak kullanabilirsiniz demek oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu da watt'ı anlatacağım bir soru aslında. Kaç tane bitkiye ne kadar ışık kullanmak gerekiyor gibi bir sorumuz var. Böyle bir soruda da artık sizin kelvinle değil watt'la işiniz olacak. Zaten aldığınız bitki büyütme ışığı 6500 kelvin ve üzeri ise kelvinle artık bir ilişkiniz olmayacak. Onu artık unutun. Watt şu işe yarıyor. Zaten biliyorsunuz ki daha yüksek wattlı olan ampuller daha fazla aydınlatıyor. Daha düşük wattlı olanlar daha küçük bir yere aydınlatıyor gibi gibi. Mesela kendi kullandığım grow light'lardan örnek vereceğim. Bende 2 tane var ve ikisi de 9'ar watt. Bu 9 wattlık ampuller yani şu boyutlarda bir şey olması lazım ikisinin de. Ve ben bunların altında maksimum 10 bitki falan yetiştirebilirim. Yani maksimum o da. Ama siz atıyorum ki 30 tane bitkiyi koymak istiyorsunuzdur aynı ışığın altına. O zaman 50 watt, 30 ile 50 watt arası daha fazla bitki koymak istiyorsanız 50 bitki koymak istiyorsanız aynı ışığın altına 50 ile 100 arası gibi bu şekilde arttırabilirsiniz wattı. Kaç tane bitki koymak istediğinize göre değişecek olan bir şey. Tabii bu yanlış anlaşılmasın. Tek bir ışığın altında yetiştirmek zorunda değilsiniz. Diyelim ki elinizde yani bulabildiğiniz en iyi grow light benim aldığım gibi 9 wattlıktır. Ve sizin 50 tane bitkiniz vardır. Ve hepsini aynı yerde yetiştirmek istiyorsunuzdur. O zaman 3 tane falan 9 wattlık grow light'ı bitkilerin üzerine sıralayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İlla tek bir ampul veya tek bir led kullanmak zorunda değilsiniz. Diğer sorumuza geçiyorum. Bu da çok çok önemli bir soru aslında. Çok fazla kişi zaten bu soruyu sormuş. Gün ışığıyla mor ışık arasındaki fark tam olarak ne? İkisi de grow light zaten. İkisi de bitki büyütme ışığı. Yani eğer siz isterseniz mor ışık da alabilirsiniz, gün ışığı da alabilirsiniz. Ama ben gün ışığı kullanmanız taraftarıyım. Çünkü mor ışık tam olarak ekonomik bir şey değil. Yani mor ışık kesinlikle ve kesinlikle daha fazla elektrik harcıyor. Bu yüzden pek fazla ekonomik bir şey değil açıkçası. Özellikle evde bitki yetiştirecekseniz, evinize küçük bir iç bahçe yapmak istiyorsanız mor ışık kesinlikle bence gerekli bir şey değil. Gün ışığı gayet iyi bir seçenek olacaktır evde çok minik minyatür bahçeler yapabilmek için. Ama böyle evinizin bir odası yoksa, kocaman bir bitki odası yapmadıysanız mor ışık bu durumda gerekli değil benim fikrimce. Dediğim gibi daha fazla elektrik harcadığı için çok da gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha, farkına gelecek olursak mor ışığın içerisinde iki renk led var. Bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı. Kırmızı ışık bitkinin daha çok meyve ve çiçek vermesine teşvik eden bir ışık. Mavi ışık da büyümeye teşvik eden bir ışık. Bu ikisinin birleşimi mor grow light'ları oluşturuyor zaten. Evet, bitkinin fotosentezini maksimuma çıkartan bir ışık aslında mor ışık. Ama gün ışığının içerisinde zaten bütün renkler olduğu için evinizde küçük bir bahçe yapmak için gün ışığı zaten yeterli olacaktır dediğim gibi.
Mor ışığı çok fazla önermeme sebeplerinden bir tanesi de gerçekten çok fazla gözü yoruyor olması. Yani şöyle düşünün, evet ben açıkçası mor ışıktan ve mor renkten gerçekten hoşlanan bir insanım. Ve grow light'ları çok fazla araştırmadan önce ve almadan önce mor ışık almayı düşündüm ben de. Ama daha sonrasında şöyle düşündüm. Dedim ki yani bu minimum 10 saat açık olacak olan bir ışık ve devamlı olarak evin içerisinde gözüme girecek. Ben bunu gerçekten istiyor muyum acaba? Gerçekten sevdiğim bir renkten nefret etmek mantıklı mı diye düşündüm. Hani bu şekilde düşünün. Çünkü hani evinizin içinde devamlı olarak açık olacak ve göz yorucu bir ışık olmuş olacak. Yani anlatabiliyor muyum derdimi bilmiyorum. Ama mor ışık gerçekten yorucu. Bu arada mor ışık genelde sebze, meyve veya çiçekli bitkiler için daha fazla kullanılan bir ışık. Onu da ekleyeyim. Yani yeşil yapraklı bitkiler için çok fazla tercih etmenize gerek yok. Diğer bir sorumuz, grow light bitkiyi yakar mı? Yani güneş lekesi oluyor bitkilerde biliyorsunuz ki veya güneş yanıkları oluyor fazla güneş ışığından dolayı. Aynı şey grow light'ta olur mu diye bir soru var. Evet olur. Grow light yanığı diye bir şey var. Grow light'ı bitkinizden birazcık uzak tutmanız gerekiyor. Yani bitkinizin dibine girmemesi gerekiyor grow light'ın. Eğer grow light şuradaysa minimum bitki şuralarda falan olması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde ışığını alabilsin ve yanmadan güzel güzel büyüyebilsin. Diğer sorumuz ise asıl önemli olan soru sanırım. Kışın grow light kullanarak bitkiyi kış uykusuna yatırmadan kışı atlatabilir miyiz gibi bir soru var. Evet, atlatabilirsiniz ama bitkileri birazcık dinlendirmek gerekiyor açıkçası. Bu sorunun cevabı birazcık uzun olacak. Başlıyorum. Aslında bizim evimizde bakımını yaptığımız bitkiler, tropikal yeşil yapraklı olarak geçen bitkiler aslında bizim evimizdeki gibi doğalarında kış uykusuna yatmıyorlar. Yani aslında yatıyorlar ama tam olarak kış uykusu değil o yattıkları şey. Çünkü onların bulunduğu iklim genelde tropikal bölgeler ve ekvator ve çevresi olduğu için zaten buradaki gibi 4 mevsim yaşamıyorlar. Genelde 1 veya 2 mevsim yaşayan bitkiler bunlar. Dolayısıyla o kadar fazla yani biz işte Türkiye'deyiz. Ben İstanbul'dayım şahsen ve İstanbul'daki kadar uzun süreler boyunca hava karanlık olmuyor onların yaşadığı doğal bölgelerde. Dolayısıyla bu şekilde bir kış uykusuna yatmıyorlar ve ben buna yalandan kış uykusu diyorum. Yani bunların, bu arkadaşların, arkamdakilerin şu anda kış uykusuna yatmasının sebebi ışığın olmaması. Işık olmadığı için büyümeyi durduruyorlar. Doğal ortamlarında büyümeyi yavaşlattıkları bir dönem oluyor ama çok kısa sürüyor. Bu kadar uzun sürmüyor. Dolayısıyla bu şu anda yaptıkları şey yalandan kış uykusu gibi bir şey. Ve siz bu kış uykusu dönemini doğal ortamına daha yakın bir şekilde atlattırabilirsiniz grow light'ları kullanarak. O da şu şekilde oluyor. Büyüme mevsimlerinde bitkiler 18 saat kadar ışık görüyor ve günün geri kalan saatlerinde uykuda oluyorlar. Yani akşamları dinleniyorlar. Büyüme mevsimlerinde bu arada kesinlikle ve kesinlikle 24 saat boyunca ışığı açık bırakmayın. Bitkilerin dinlenmeye ve uyumaya, akşamları bir şekilde fotosentez yapmamaya ihtiyaçları var. O yüzden 18 saatin üstünde ışığınızı açık bırakmayın. Eğer yazın ortasında olsak bile maksimum 18 saat boyunca ışığı açık bırakın ki bitkileriniz sağlıklı bir şekilde büyüme mevsimini geçirebilsin. Daha sonrasında çiçeklenme mevsimimiz var. Çiçeklenme mevsimi de 12 saatten başlayarak 15 saate kadar falan çıkan bir süreç. Çiçeklenme mevsiminden büyüme mevsimine geçerken yavaş yavaş grow light'ınızı eğer akıllı priz kullanıyorsanız ki akıllı priz kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü her zaman saatleri kendi kafanızda ayarlayamayabilirsiniz. Akıllı priz onu sizin yerinize yapacaktır. Aşağıya kullandığım akıllı prizin linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Her neyse çiçeklenme döneminden büyüme mevsimine geçiş olan süreçte 12 saatten 15 saate, 15 saatten 17-18 saate yavaş yavaş ilkbahardan yaza girene kadar hafiften böyle arttırmaya başlayın diyorum akıllı prizinizin saat ayarlarını. Çiçeklenme mevsimi de dediğim gibi 12 saat ve 15 saat arası. Ondan öncesinde ise kış uykusu dönemi var. Kış uykusu dönemi de 10 saat ile 12 saat arası oluyor. 10 saat ve 12 saat arasını şu anda ben
Kullanıyor muyum? Kullanıyorum, evet. Benim bitkilerim bir hafta önce 13 saat ışık görüyordu ama ben onu 1 saat indirdim. Şu anda 12 saat ışık görüyorlar. Yavaş yavaş 10 saate indirmeye başladım. Hafiften artık dinlensinler diye. Kış uykusu döneminde bitkilerinizi 10 saat ışık gördürterek büyümelerini yavaşlatabilirsiniz. Tabii dediğim gibi tam olarak bir kış uykusu döneminde olmayacaklar bu süreçte. Benim yaptığım düzeni de anlatayım. O da şu şekilde. Şimdi Kasım ayındayız. Kasım ayında ben 12 saat ışık veriyorum. Aralık ayında 11'e indireceğim. Ocak'ta da 11 olacak ama ocağın yarısına geldiğimizde 15-16 Ocak gibi onu 10 saate indireceğim. Şubat'ın ortalarında tekrardan 11 saat yapacağım. Daha sonrasında Mart'a girince 12 saat. Mart'ın ortalarında 13'e çıkartacağım. Daha sonrasında 14. Haziran'da 15'e girmiş olacak. Haziran'ın başında 15 olduktan sonra yazın ortalarına doğru yavaş yavaş 18 saat yapacağım. 18 saatten sonra da böyle yavaş yavaş artık Eylül'e girmeye başladığımız zaman o hafiften 15'e düşecek, 14'e düşecek ve yine tekrardan aynı döngüye girmiş olacağım. Bu şekilde bitkilerinizin büyütme ışıklarını ayarlayabilirsiniz diyorum. Umarım video yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan daha başka bir soru varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Yorumlarda aklınıza takılan bir konuyu konuşmak için yazabilirsiniz veya isterseniz yeterli olmadığını düşünüyorsanız videonun, bu videonun part 2'sini yapabilirim. Tamamen size bırakıyorum. Eğer aklınıza soru takıldıysa lütfen yazmaktan çekinmeyin dediğim gibi. Bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.